Merhaba arkadaşlar. Bugünün konusu J'ye bastığımızda karşımıza çıkan Haydut Akını. Bu haftada bir yenileniyor. Her pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 2'de 5 defa girme hakkınız var. Sol alt köşede gözüküyor zaten. Bunların hepsini ben rehber videosunda anlatmıştım. Detaylarını isterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi oraya girmeden önce yapacağımız hazırlıklar, elimizde ne kadar birim XP'sini artıracak item varsa basma yönünde. Maraş Enel kitabı açıklamasında birim XP'sini %50 arttırır. Bastım. Bir muharebelik süper birim XP kartını da basıyorum. Başka olsaydı başka basardım. %50'si, %30'u vesaire. Olmadığı için bu kadar. Zaten sağ alt köşeye geldi. Bunun yanında premiumum varsa hemen o da sağ alt köşede mevcut. Onu kontrol ediyorum. Bazen bitmiş olabilir. Haftalık. Alma imkanınız varsa tavsiye ederim. Buradan da bir artış sağlayabilirsiniz. En son olarak da gireceğim ekibe, şunları bir sıfırlayayım. Gireceğim ekibe full level, yani sarı birim olarak konuşursak seviye 30, mor birim olarak konuşursak işte full leveli Berserker'ın 22. Bunlardan tercih ediyorum. Full level birimlerle girmeye özen gösteriyorum. Ve fazlalık kısmı da yani yeşil birim almıyorum. 2 birim alıyorum. 3 birim alırsam dengeyi bozabilirim. Daha doğrusu 3 tane, 4 tane full birim alırsam bozabilirim. 3. birimim de Marto Lutero oluyor. Bu da zaten açıklamasında daha önce paralı askerlerde bahsetmiştim. %10 kadar bir artış sağlıyor. Evet, aldığım 3 birim bu. Hani bu varsa fix olması lazım zaten. Yoksa da yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun diyelim. Ama bu iki birimin temel mantığı full seviye olmalarından geçiyor. Evet, şimdi bir Haydut Akın'ı aratmaya başlayalım. Evet, oyun buldu. Burada başlangıç noktamız bir tane. Buradan gireceğiz. Şurada bir kırığımız bulunuyor genellikle ve yanında. Oradan girip burada bir noktayı alacağız, ikmal alacağız ve devam edeceğiz. Oyun içerisinde oralar belli olacak. Öncelikle Berserker'la başlıyorum. Gideceğim bir mesafe var. Hızlı olursam benim avantajıma olur. S rankı almaya çalışacağım. Yani olabildiğince fazla birim varsa çavuş kesmeye çalışacağım. Evet. Evet, oyunumuz başladı. Hemen bakalım ne kadar çok kesersek o kadar çok karlı olacağız. Tabi burada şöyle bir dezavantaj da mevcut. Ölen birimlerin teçhizatları da bir gider olarak olacaktır. Bilginiz olsun. Burada statları hemen hemen yakın veya benzer olan bir sınıf oynuyorsanız hangisi daha çok birim kesebilme yeteneğine sahipse becerisine, Balyoz gibi onu tercih etmenizi öneririm. Şurada küçük bir ara sokağımız mevcut. Buradan soldaki ünlemi alıyorlar. İkmal tarafına gideceğim ben de. İkmali ele geçireyim bakayım. Ucundan kıyısından. Solda birlikler var. Buraya da geldiler zaten. Ara ara tava basıp kontrol edebiliriz. En yüksek biz kesmişiz zaten. Bu şekilde devam edersek S rankı alacağız. Ya alabileceğimiz hani 950 ile 1050 arasında çok bir fark yok ama 1050 olursa çok daha iyi olur. Şimdi burada bu map'te ufak bir detayı söyleyeyim. Bir ünlem orada olduğu için buradan rotate almak önemli.
Eğer ki bu dostlama ortadan gitmeye kalkarsanız sağdan soldan çok fazla birim sizi sıkıştırmaya çalışacaktır. Eğer ki yer yer bu kadar, yani şu an benim kaldığım kadar yalnız kalmazsanız muhtemelen 8 Berserk'ün 8'de yaşar. Buradan sonra rotate atacağımız yer sağ taraf. Böyle canımı bir tazeleyeyim hemen. Evet. Bu sağ tarafta daha çok menzilli birimler bizi karşılayacak. Eğer ki diğer adamlar kesmemişse, ki onlar kesmiş. Burada görüyorsunuz. Buradan da içeriye girmeye çalışacağız. Teberciler çok fazla vurmakta. Gördüğünüz gibi zaten birim falan kalmadı. Hemen muhafız kızları çekeyim. Onlarla devam edelim. Bir canımı tazeleyeyim. Evet. Bakalım. Bir önceki videoda bahsetmiştim sanırım. Oynanış videosunda beni takip eden birimlerin ne kadar yardımcı olduğunu görmektesiniz. Hem V'ye basmadan damage atıyorlar, yani dağılmadan. Hem de sürekli yanımdalar, yani birimi kontrol etmek bir tık daha kolaylaşıyor. Yeni başladıysanız özellikle bu tarz birimleri tavsiye ederim. Evet, baktığım zaman bu sıralamada muhtemelen S rankı alırız. Aynen, MVP de olduk hatta. Şu şekilde göstereyim. S rank 1008'de kaldık. Baktığımız zaman sağda gördüğünüz gibi 78K temel ödül mevcut. Premium hesaptan 23K gelmiş. Yani burası toplamayı kabaca 100K yapıyor. Ve aşağıda 125K ek ödül diyor. Yani %150 bizim kullandığımız buff'lar ve işte o aldığımız paralı askerin buff'ı. Yani baktığınız zaman 225K bir turdan alıyorsunuz. Bunu 5 tur tekrarladığınız zaman kabaca 1 milyon topluyorsunuz. Eğer ki sizde bahsettiğim %30, %50 arttıran XP kartları mevcut olursa bu sayede bu rakamların çok daha üzerine çıkabilirsiniz. Evet, bu videoda bu bölümde bu kadar oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.